Bizi YouTube, Facebook, Instagram üzerinden takip eden bizim Alem Magazincilere selamlar. Bugünkü çekim tarihimiz 29 Ekim Cumartesi, yani Cumhuriyet Bayramı. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Canı yürekten tebrik ediyorum. Daha nice güzel yüzyıllara, tabi seneye. Bugün burada olmamızın nedeni Şenol Çeleşi kardeşimin Atatürk'le ilgili gazetelerin sergisi yapıldı. Zaten fotoğraflarda göreceksiniz. Bu konuyla ilgili Şenol Çeleşi kardeşimden söyleşi yapacağım. Şenol Çeleşi de benim TD1'de yıllarca beraber çalıştığım spor dalındaki bir arkadaşım. O ferdi sporlarla ilgileniyordu. Ben normal futbolla ilgileniyordum. Yıllar sonra tekrar kader ikimizi bir kareye getirdi. Şenol hoş geldin. Ben hoş, hoş geldim. Çok teşekkür ederim her şeyden önce. Az söyledim dedik bizim iki kardeşlerin de öte ilişkimiz var. Yani, evet. Ama işte benim medya olarak seninle aynı kulvarda çalıştığım zamanlar ya da başka kulvarlarda medya olarak çalıştığım zamanlar her zaman dostluğumuz devam etti. Hiçbir zaman kendimi senin yanında yabancı hissetmedim. Sağ çünkü ol. Sen Berlin'e mal olmuş Türk televizyon tarihine, çünkü Türkiye'de de öyle, ilk özel televizyon burada kuruldu TD1 galiba. 24 saat yayın yapan ve onun kurucuları arasında ilk haber yapanlardan birisin. Yani Türkiye için de çok önemli bir insansın. Sağ ol Şenol, teşekkür ederim. Biz böyle karşılıklı birbirimizi veririz. Ha, olan bir şey. Bilmeyenler için söylüyorum ben, seyircilerimiz için. Çünkü büyük medyacı, büyük gazeteci diye bir şey yoktur. Bunu bilsinler. Herkes görevini iyi şekilde yaptığı müddet içinde, halkla, insanla kaynaştığı müddet içinde her zaman için en güzeli çıkacaktır ortaya. Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi burada bulunmamızın nedeni biraz önce bahsettiğim bir Atatürk'ümüzün eski dönemdeki gazetelerdeki haberleri. Gerek yerli gazeteler olsun, gerek yabancı gazeteler olsun. Böyle bir çalışmayı nereden aklına geldi Şenol? Şu anda arkadaşlarımız da ekranlarda görüntüleri izliyor olacaklar. Tabii. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum her şeyden önce. Mustafa Kemal deyince her o isim anıldığı zaman tüylerim diken diken oluyor. Koca bir ulusun kurtarıcısı olarak da görebiliriz. Bir beyin, yani bilgisayarda bir beyin oluyor ya. Aynı öyle o şekilde hiç mücadeleyi bırakmadan inanmışlığı, azimli, hırsı 1914'te başlayan bir hırsla hiç bırakmadan, yaralandığı halde, hastalandığı halde bırakmadan sonuna kadar 1938'e kadar son nefesine kadar mücadele verdi. Şimdi apayrı bir insan benim için. Şimdi Sezar'ın hakkında Sezar'a vermek lazım. Hep belirli kalıplaşmış Mustafa Kemal Atatürk anmalarıyla biz kendimizi bir parça Mustafa Kemal'e yakın hissettik. Ben çıtayı biraz daha yukarı kaldırdım. Şimdi şu anda burada yayınlamış olduğum, ki yayınlanacak toplam 300'ün üzerinde eski Mustafa Kemal Paşa'nın yaşadığı devirdeki gazeteler var. Evet. Yaşadığı zamanda işte kendi çıkardığım Minber, efendim bizim Hakimiye, Milliye, Ulus, efendime söyleyeyim, Cumhuriyet, bir sürü gazetelerimiz, kendisini çıkardı, gazetelerin ön ayak attığı gazeteler mevcut, onları şey yaptım. Bir de Mustafa Kemal'in ziyaretleri, onun yanı sıra da Alman kolonisinin Türkiye'de kaldığı müddet içinde çıkardı. İşte Bosporus, efendime söyleyeyim, Türkçü Post. Levant kendi, var mesela karşıya göre. O Fransa. Fransa. O Fransa. Fransa Türkçe Dorf muydu o iş? Türkçe Post. Almanların Post çıkarttığı gazete. Şür manşetlerden Mustafa Kemal'in haberlerini, yaptığı şeyleri veriyorlar ana kapakta. Ondan sonra Fransa'nın Levant, La Pole, bir sürü değişik gazeteleri var. Onlar da şür manşetler. Mustafa Kemal'in yaşadığı zamanki konuşmaları, yaptığı ziyaretler, yabancıları Türkiye'de ağırlaması, konuşma şekli bambaşka. Ben istiyorum ki çıtayı biraz daha yukarı kaldıralım. Mustafa Kemal için yaşadığı devirde nasıl bir insandı biliyor musun? Biz bunları böyle yavaş yavaş böyle ufak tefek sergilere çıkaralım. Ha, ben bunlardan acizane bir kişiyim. Bunun uzmanları var Türkiye'de. Bu gazete koleksiyonculuğu üstünde, ki önümüzdeki sene 100. yılda bu uzmanlardan bir arkadaşımızı hem kendi koleksiyonu hem benim koleksiyonumu katarak Berlin'de çok korkunç bir şey yapacağız. Büyük bir sergi yapacağız ama bu sergiyi hem kendi kendimize hem Alman, Fransız bütün büyük elçilikleri resepsiyon biçiminde davet ederek kendilerine her gazetede her yaptığı konuşma zamandaki şeyleri göstererek neden, nasıl büyük bir insan olduğunu, neden biz bu sergiyi yaptığımızı söyleyeceğiz. Yani eğlenirken de bir yandan da anarken de göreceğiz.
o tarihteki Mustafa Kemal'i göreceğiz. Evet. Sinem İzyon da yaptı. Fotoğraf da yaptı. YouTube'de de var. Her yerde var. Aşalamıyorum. Güzel şeyler. Ama herkes bir şey yapar. Orijinal bir şey. Bir de gelecek sene 100. yıl yapılması da lazım. Mesela geçen bir usta televizyonda konuşma yaparken çok dikkatimi çekti. Ya 100. yılla ilgili bu hükümette hiçbir çalışma yapmıyor. Ne bir marş hazırlanıyor. Yani 100. yıla giriyorsun, senin elinde bir marşın olması lazım 100. yıl. Nasıl 10. yılda yapmıştık? Öyle yap yani. Çok da Türkiye'de bu olaylar çok kötü gidiyor. Yani 100. yılı kimsenin şu anda önceden bir hazırlık yapma olayı da yok. Çok enteresan. Evet. Bu arada arılar da geliyor. Evet. Bal gibi adamız ya. Baba konular abi. Ha. Evet, bu gelecek sene için yani 100. yıl için şimdiden çalışmalar başlayacak yani. Ya şimdiden çalışmalar yapılsın, yapılsın da biz Almanya'da yaşayan Türkleriz. Türkiye kökenlileriz, Anadolu kökenlileriz. Biz en iyisini yaparız Avrupa tanımında. Zaten Türkiye'ye gelen turistler de olsun, Türkiye tanıtımı da olsun. 1960'larda, 60'tan önce gelenler, çünkü daha önce de hep vardık biz burada. Tanıtımını hep yapıyoruz Türkiye'nin. Her şeyin en güzelini bizler yapıyoruz, yurt dışındaki insanlar yapıyor. Türkiye'dekiler de bize katkı sağlarlarsa daha müthiş bir şey yaparız. Sonra Amerika'da bir Türk günü, Türk yürüyüşü yapıyor. Türkiye'liler günü yapılıyor. Biz bunu Mustafa Kemal'i içine alarak Mustafa işte böyle sergiler, böyle çok değişik şeyler, hazırlıklar, senin dediğin gibi bir marş yarışması olur. Bunun için Avrupa'da da bir marş yarışması olur, sergiler olur. Yani öyle bir şey yaparız ki dünya şapka çıkarsın bize. Niye yapmıyoruz? Yani bir bayrak sallamak, evet, bayrağımızı seviyoruz, ediyoruz. Sık bayrakla iş bitmiyor. Çok şey yapmamız lazım. Çok şey. Peki Şenol, bu bahçedeki sergi ne zamana kadar? Yoksa yağmur, biliyorsun, anlayan havası belli olmuyor. Yağmur oldu, ben toparla hava açtı ve sergiler olmaz. Yani. Ama bizim sayemizde insanlarımız görecek yani. Tabii. Benim iş, görmesinin en büyük sebebi. Buraya kadar da geldim. Teşekkür ederim. Herkes bir şey yapacak. Herkes görevini yapacak. Görevini yapacak. Seviyorsa görevini yapacak. Zaten eskisi gibi böyle şey yapmakta insanlar uzaktır. Bir WhatsApp'la, bir Face'le, bir sosyal ağla, biz bir, yani senin gibi çok eski emeği geçmiş Berlin'e bir gazeteci ulaşılarak da işte biz ne yapabiliriz? Ben televizyoncuyum. Televizyoncu, gazeteci olarak. Gazeteci Tevren abi orada oturuyor. Televizyoncu, gazeteci. Aynı. Ulaşılarak Kadir abim var. Halk her zaman şey yapması lazım. Bir şeyler yapmak için. Hani beni de arasınlar. Ne yapabiliriz? Şimdi burada kadınlar var. Bazen tanıdıkları için yolumu kesiyorlar. Şenol, biz ülkemiz için, işte çocuklarımız için kalıcı bir şeyler yapmak istiyoruz. Alman hükümetiyle bir takım şeyler yapmak istiyoruz. Ne yaparız, nereye başvururuz diye. Kültür politikası yapmak isteyenler var. İşte bunlar da bizim burada eksik yanlarımız. Evet. Herkes bir tarafa çünkü. Anlıyor musun? Onun için böyle güzel bir komitenin de burada kurulması lazım. Çok değerli bu işte. Efendim, gazetecilik yapmak istiyor. Al, koca Çınar orada duruyor. Bir sempozyum veremez mi? Evet, yani yıllarını burada harcamış. Tabii canım. Ondan ama sonra onu... politikayla ilgilenen bayanlarımız var. Alman makamlarıyla senelerdir ilgilenen bayanlarımız var. Hülya ablayla kontağa geçemez. Ama şey dersin, onu organize edecek bir kurum şey oluşması lazım. Konsey i̇şte ama bak işte burada bizim eksikliğimiz oradan kaynaklanıyor. Kadir abi dünya çapında bir insan. 5 tane kameralarını tahmin eden, yaşayan 3 ustadan biri. Dünyanın dört bir yanından geliyorlar. Hatta Cumhurbaşkanı Sarayı'nda Atatürk'ün piyanosu bile temizlenmiş adamı yani. Kendi güzel haline getirmiş. Bir de Türkiye'deki üniversitelerde ilk piyano tamir atölyesini kurdurtturan ve bir sene gidip para almadan orada o işi yapan insan. Biz böyleyiz yani yurt dışındaki insanlara. O kadar çok büyük yeteneğimiz var ki. Yeni denhalar var. Orta yaş grubu var. Birinci generasyonun sonu gelen insan, bir şey bunlardan faydalanılsın burada. Yani burada ne kim kimin neyi bekliyor? Peki burada faydalansın diyorsun da. Heh. Bu konsolosluk, bu büyükelçilik mi yaratması lazım bu şey? Ankara. Onlar devlet memuru burada. Görevini yapıyorlar. Türkiye'yi temsil ediyorlar. Bu kadar. Arada bir yemek veriyorlar işte. Hayır, o bir şey söyleyemem o konuda da. Yani bir yemek, iki yemek, üç yemek. Ama her gün yiyorlar ya. Her gün bala var. Bir de bak mesela ben burada fırsat bulmuşken söyleyeyim de. 35 senedir Berlin'deyim. Yeni açılan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği binasına hiç girmedim. Çağrılmadım yani. Ben şöyle bir şey şikayet etmeyeyim de yani niye çağrılmadım da bilmiyorum yani. Yani şimdi çağrılmak, çağrılmamak önemli değil. Ben şöyle söyleyeyim. Çağrılmak lazım. Senin gibi kaç kişi var?
Ben de daha çok büyük abilerim var. Onunla ilgili de çalışma yapılması lazım orada. Evet. Ben yeni gelen kişinin bunları bildiğini zannetmiyorum ben. Ama biri gidiyor, biri geliyor çünkü büyükelçilerimiz. Ya şimdi mevki bellidir de giden adam gelir ama sistem devam ediyor. Sistemi değiştirmeye gerek yok. Bir sistem oturmamış. Ya o sistem de sürekli yenilenmesi lazım, bakılması lazım. Evet. Onunla ilgili çalışma yapılması lazım. Bir art niyet olduğunu zannetmiyorum ama güzel şeyler de olacağını zannediyorum ben. İnşallah diyelim. Peki teşekkür ediyorum Şenol. Ben söylemek istediğin başka bir şey var mı? Var. Söylemek istediğim. Bir yapma alkıştı bizi. Hepimiz bu ülkemizi seviyorsak, ülkemiz için bir şeyler yapmamız lazım. Ülkemize küsmeyelim. Sakın birkaç kişi yüzünden. Size yapılan akrabalardan bir insan olur, bir politikacı olur, işte bir başka bir kişi olur, başka bir şey olur. Ülkemiz dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Kurucumuz belli. Hem kurucumuz hem ülkemiz için çok şeyler yapmamız lazım. Ben kendi başıma 35 senedir Mustafa Kemal'in yaşadığı dönemdeki kendi çıkardığı gazeteleri... Bu arşivleri soruyu ben nereden buldun? Uzun seneler Türkiye'de bazı açık... Konya'ya gitmişliğim var. Ankara'ya gitmişliğim var açık arttırmalara. Sahaflarda gezme olaylarım var. Bunlar hep zaman. Yani bir Atatürk resmini işte birkaç kuruş alıyorsun ama ona harcadığın zaman. O zaman çok önemli. O heyecan, apayrı da bir heyecan. Ayrı bir güzellik. Öyle bir de yakaladın mı? Gece tabii, uyuyamazsın benim gibi. Tabii yani çocuğun oyuncağa sarılıp yattığı gibi yatmışlığım var. Çocukların biliyor bunu. Sevgili evet. Şenol Çelikçi, bu kültür meselesidir. İstek, azim, sevgi meselesi. Seviyorsan, ben 7 yaşında seviyordum ülkemi, Mustafa Kemal'i. 17'de de sevdim, 24'te de sevdim, 34'te de sevdim, 44'te de sevdim. Orada kaldım. Fazla yukarı çıkmıyor yaşımı görecekler. Hala uzatmalara geçtim, seviyorum. Bitti. Varsa bu sevgi sonuna kadar götüreceksin. Kimseye küsmek yok. Bitti. Bravo, bravo, bravo. Evet. Çok teşekkür ederim tekrar. Hülya ablam da orada destek verdi, sağ olsun. Hülya abla da bir abi de zaten. Sen, bugün sağ dediğim gibi 29 Ekim Cumartesi 2022 çekimi yaptık. Çekimin hazırlıkları biter. Pazartesi ya salı artık gün olarak da şey olduğu zaman sakın yanlış anlamayın. Özellikle günü bende çok yoğun işler var. İşte onun montajı bilmem nesi filan. Ama mutlaka yayına girdiğimizde sizler de izleyeceksiniz. Ben tekrar teşekkür ettim Şenol şöyle çıkacağım. Bundan sonraki yaşantıda başarılar dilerim. Gene arada bir yapalım da özlenmişiz. Daha çok mevzular var. Gezeceğiz gazeteci abilerimizi. Tamam. Teşekkür başka ederim. Bir programda görüşecek. Hoşça kalın. Burası yüksek, bütün.